Tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda kokulu taş yapımını göstereceğim arkadaşlar. Özellikle bu işe yeni başlayan arkadaşlar için bir ön bilgi olması amaçlı bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi kokulu taşın yapımını size elimden geldiği kadar göstereceğim. Yaklaşık bu işi bir 2 senedir falan eşim yapıyor. Ben de onun yanında öğrendim. Sağ olsun bana öğretti. Ben de öğrendiğim kadar sizlere bazı şeyler göstereceğim. Tekrar ediyorum. Dediğim gibi bu işe yeni başlayacak olan arkadaşlar için bu videoyu çekiyorum. Şimdilikle önceki şunu söyleyeyim size. Birazcık sermaye lazım tabii bu işi yapabilmek için. Kalıp arkadaşlar. Bu özel silikon kalıpları var. Onlardan almanız lazım tabii ki. Ben size birkaç tane örnek göstereceğim ve bir tane örneğimizin sıfırdan nasıl yapıldığını size göstereceğim. Şimdi dediğim gibi önceki kalıp alacaksınız. Özel silikon kalıplar. Mesela bunlar yapılmış hazır arkadaşlar. Bunu eşimin yaptığı ve benim yaptıklarım mesela. Bunlar tabii siparişe göre yapılıyor. Hani isime göre, neye göre, doğum günü mü, işte mevlüt mü, kına mıdır, isim midir, onlara göre özel yapılıyor. Mesela şu taç var. Mesela şu şekilde bebek kalıpları var. Kız çocuğu için yapılanlar var. Bunlar tabii arkası hep mıknatıslı, magnetli, dolaba yapışıyor. Mesela hoş geldin Tuna bebek. 1982. Sema eşim bunu bana yapmış. 82 yılında mı yaptın? sürpriz yapmış bana şaka niyetine. Ben de şimdi gördüm. Mesela ayak yeni doğan kız çocuğu için arkadaşlar. Mesela burada ne yazıyor? Evimizin cennetinin kokusuyla geldin, hoş geldin falan fıstık. Dediğim gibi çok çeşit var. Şöyle bebeğimiz var. Bu da erkek bebekler için mesela. Poposu açıkta. Mesela şu şekilde yazıda... Ya bir şey söyleyeceğim. Bu arkadaşlar biraz da sizin hayal gücünüz de sınırlı. Envai çeşit istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Mesela bunu eşim kendi tasarlamış. Tüllünü müllünü gülmül yazıyı derya diye. Mesela bir yerden bakıp yapmıyor. Tamamen kendi tasarlıyor. Mıknatıslı. Hemen buzdolabına yapışabiliyor. İşte kız çocukları için ayaklar. Şunu mesela tamamen kendi tasarladı. Derya. Mıknatıslı yine her şey dediğim gibi. Mesela şunu da çok güzel. Hanım Trabzonlu spor olduğu için hemen bordo maviyi yapıştırmış. Sema Nur mutfağı sabır şükür dua ile. Yani şu şekilde. Bunlar da mıknatıslı. Bunlar da şey doktorların ağza baktığı çöpler. Bunlar kullanılmamış değil mi? Doktorda mı aldın yoksa sen mi? Sıfır değil mi? İyi. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi çok çeşit var. Şunları böyle hem toplayalım hem de konuşalım. Tamamen sizin hayal gücünüzle sınırınızla ilgili. Tabii aldığınız siparişe göre önemi de var. Bunları dediğim gibi sipariş üzerine yapıyor eşim. Şimdi öncelikle ne yapacağız? Ne lazım bunları yapmak için? Arkadaşlar bir tane kalıp lazım. Kalıbımız. Mesela kalıba getirmeyi unutmuşum. Örnek olarak şu bebekten yapacağız arkadaşlar. Şimdi sizle birlikte. Mesela şu tül farklı olabilir. Farklı modellerde. Arkası mıknatıslı. Bir tane daha vardı. Şu mesela. Aynı bebeğin farklı tül. Mesela bu da arkasına. Bu ne bu? Neydi bu? Lavanta. Lavanta. Patrona soruyorum. Benden daha iyi biliyor. Mesela lavantalı isteyen var. Kokuyor mesela arkadaşlar. Daha güzel kokulu. Dediğim gibi mesela bir üründe 3 çeşit yapılabilmiş. Kalıbı da bu. Silikon kalıp özel. Bunlar çok güzel esnek. Özel kalıbımız var. Mesela şurada neymiş? Ayak çeşitleri var. Ivır zıvır. Evet. Yapımına başlayalım şimdi. Sıfırdan sizler kalıbı şunu yapacağız arkadaşlar beraber. Bunu yapmamız için ne gerekiyor öncelikle? Tekrar sayalım. Kalıbımız gerekiyor. Bunun özel tozu var. Bana sormayın tabii bu tozu nereden alıyorsun? Kalıbı nereden alıyorsun? Ivır zıvır. Bunları satan yerler var. İnternet üzerinden bulabilirsiniz. Face grupları var. Oradan bulabilirsiniz. Dediğim gibi. Toz arkadaşlar. Sonra esansı var. O toza kalıp zaten ürünün adı kokulu taş diye geçiyor. Bu esans önemli olan. Çok güzel kalıcı bir kokusu var bunun. Boyamak için akrilik boyalarımız var arkadaşlar. Bunları kullanıyoruz. Tabi fırça, sonra zımba, yapıştırıcı, mıknatıs, artı tüller. Bunları tedarik ettikten sonra ben de size nasıl yapılacağını göstereceğim. Hadi başlayalım. Hemen kalıbımızı dökmeye başlıyoruz. Öncelikle ne yapıyoruz arkadaşlar? Kalıbımızı güzelce bir suyla yıkıyoruz ki içerisinde toz, ıvır zıvır bir şey kalmasın. Güzelce yıkadıktan sonra şu şekilde ters çevirip bir vuruyoruz. Suyunu da akıtıyoruz. Kalıbımız hazır. Şimdi biz o demeceki gösterdiğim kızı yapacağız size. Şimdi bu özel kokulu taş tozu arkadaşlar. Bu aklınıza bulsun. Alçı falan değil. Yani gidip de saten alçı veya başka bir tür bir alçı almayın. Kesinlikle olmuyor.
Bu özel bir toz. Kokulu taş tozu diye geçiyor. Alçıya göre pahalı bir toz. Dediğim gibi bunu tedarik etmeniz lazım. Ve bunun içerisinde özel kurutucu var. Yaptıktan sonra zaten kendi kendine ısınıyor. Taş bildiğiniz ısınıyor. Koyuluğuna göre 15 ile 20 dakika arasında hemen kuruyor. Şimdi ben size ölçüyle yapmaya çalışacağım. Hani mesela şu şöyle bir kalıp için ne kadar ölçü gidiyor mesela. Mesela bir tatlı kaşığı şöyle tepeleme aldım mı? Ben size ölçüyle göstereceğim ki siz de yapımını kolay olsun. Mesela 1, 2, 3, 4, şöyle 5 tane attım. Şimdi birazcık sulu değil de hafif koyu olması lazım. Ben size şimdi onun şeyini göstereceğim. Güzelce karıştırıyoruz. Dibinde kalmayacak şekilde. Şöyle bakalım. Biraz daha koyu olsa olabilir. Yani biraz daha koyu yapabiliriz. Bu taşın koyu olması, hani çok cıvık olmaması, dökülen taşın kalitesine de bağlı oluyor. Hani biraz cıvık yaparsanız taş kalitesi çok iyi olmuyor. Biraz koyu olması bence daha iyi. Fena değil. Şimdi mesela dökelim hemen bunu. Bunu silme. Dolduracağız. Şimdi bunu bu şekilde yaptıktan sonra şimdi içinde muhtemelen hava kabarcığı kalıyor. Şu şekilde şöyle kenarlarına bu şekilde şöyle oturtursanız güzelce hem hava kabarcıkları gidiyor hem de güzel bir şekilde alttaki kalıbı alın şeklini alıyor arkadaşlar. Şimdi bu dediğim gibi koyuluk kıvamına göre 15-20 dakika, havanın durumuna göre bazen fark ediyor. Hani serinse hava yarım saati buluyor. Bu dediğim gibi en azından en fazla bir yarım saat sonra kalıp hazır olacak. Ama çıkartmak için acele etmeyin, kırılır. İyicene donduğundan emin olduktan sonra, yani yarım saat bekleyin derim ben size. Çünkü çıkartırken kırılabiliyor. Yarım saat sonra boyamaya devam. Şimdi tabii ben o şeyin kurumasını bekleyemedim. Niye bekleyemedim arkadaşlar? Benim elimde hazır yapılmış vardı. Şimdi şöyle söyleyeyim size. O şimdi orada kuruyor. Kuruduktan sonra bunu alıp güneşe olur mu olmaz mı fark etmez ama yani bir gün bekletmeniz bence avantajınız olur. Çünkü ne kadar orada kurusa da içi haliyle yaş kalıyor. Boyadığınız zaman kusma yapıyor. Şimdi 24 saat beklettikten sonra arkadaşlar güzel bir tepsiye dizin. Balkona koyun veya kışınsa kalorifer peteğinin üzerine koyun. Biz öyle yapıyorduk. Şu şekilde güzelce kuruması lazım. Kaliteli boya, yani boyanın kusmasını istemiyorsanız ürünü güzel kurutacaksınız. Bu aklınızda bulunsun. Kesinlikle o gün boyamayın diye derim ben size tecrübelerimden dayanarak. Şimdi hemen diyelim ki ürünümüz kurudu. Bir gün geçti bu şekilde. Bunun hemen boyamasını yapalım sizlerle. Dediğim gibi akrilik boya bu arkadaşlar. Güzelce çalkaladıktan sonra şöyle hemen açalım şunu. Hemen akrilik boyayla boyayalım. Mesela şurayı kalp yapalım, pembe yapalım. Kamera çek, görüntüsü iyiymiş. Tabi bu biraz zahmetli, ince işçilik, sabır istiyor. Özellikle aynı üründen 200 tane, 300 tane sipariş aldım mı aynısını yapmak insan deli ediyor ama zahmetine değiyor diyeyim ben size. Hani belli bir sistemi kurduktan sonra, hani masrafınızı belli bir yaptıktan sonra, işte belli ürünleri aldıktan sonra, kalıptır, tozdur, işte ıvırdır zıvır aldıktan sonra fazla bir gideriniz yok. Başta bir kalıplar biraz para tutuyor ister istemez. Ondan sonrası güzel kar bırakıyor diyebilirim ben size. Sadece emek. Deli emek istiyor. Düşünsenize şundan 400 tane sipariş aldığınızı, sonuçta bunu yapıyorsunuz ama
Yanınızda adam çalışmıyor. En fazla iki kişi yapıyorsunuz. İnsanı deli ediyor yani. Hurdacı da gezecek zamanı durdu. Evet, şu şekilde yaptık. Şimdi azıcık sulandırıp da yaparsak daha hoş olur. Kıyafetini yapalım hemen. Şuradan şöyle bir pembe bir kıyafet olsun. Tabi bunu kız çocuğu için yapıyoruz, dediğim gibi. Diyelim ki birisi kız çocuk 1 yaşına girmiş. Ona doğum gününe gelenleri anası babası bundan verecek. Şimdi yanlış yere değdirdiğiniz zaman geri dönüşü olmayan şeyler oluyor tabi. Boyanmayan yerler var. Orayı yanlışlıkla yaparsanız heşlemiş olursunuz ki çok yaşadık zamanında. Bir de kaliteli bir fırça alırsanız bunlar gibi daha güzel yaparsınız. Rahat edersiniz. Yani bunda pek şeye kaçmayın. Fırçada falan kaliteli alın. Dediğim gibi daha rahat edersiniz. Evet, elbisesi de oldu. Hemen bir de öyle bir şey ki yaptığın diğerlerinin hemen hemen aynısı olması gerekiyor. Yani diğerlerine benzemesi gerekiyor. Güllerimizi de yapalım. Evet, güllerimiz de oldu. Gayet güzel. Şimdi şu ayak kısmının üstü var. Hemen onu yapalım. Bir de çabuk kuruyor. Yani akrilik olduğu için hemen kuruyor yani. Tabii bir de taşı güzel kuruttuğumuz için hemen emiyor taş. Onun da avantajı var. Evet. Şu şekilde pembeleşimiz bitti. Hemen siyahımıza geçelim. Normalde suyu kullanmamam lazım ama olsun. Şimdi arkadaşlar bu da akrilik boya ama siyah kurumasın diye ben hemen kavanoza koydum. Böyle daha güzel oluyor. Bunun içinde kuruyor. Aklınıza bulunsun. Bu şekilde hemen koyarsanız bunu da aslında kavanoza koysam iyi olur. Ağzını kapattıktan sonra hiç kuruma yapmıyor. Gayet güzel bu şekilde. Kavanoz kullanırsanız bence daha iyi. Aklınızda da bulunsun. Hemen ne yapalım? Saç yapalım. Hemen şöyle bir saçımızı yapalım. Yalnız ben demin önce bir şey fark ettim arkadaşlar. Tozu dökerken, yani kalıba dökerken ben esansı dökmeyi unutmuşum. O arada. Kusura bakmayın. Sonradan fark ettim. O çay bardağının içerisine suyla karıştırırken bundan da bir damla atarsanız işinizi görür. Ben unutmuşum, siz unutmayın. Gıcık ve sabır isteyen bir şey. Nasıl oldu? 10 numara. Şimdi ne yapalım? Hemen gözleri yapalım da. Gözler, gözler. Gözleri bir saniye arkadaşlar. Ben şu şekilde yapacağım. Gözler ve kaşlara kürdan. Aklınıza bulunsun. Çok ideal oluyor. Kürdan bence daha iyi.
Değil mi? Daha güzel oldu. Bir de kaş yapalım ya. Kara kaşlı bir kız olsun. Abo çok kaşlı. Bayağı bir kalın kaşlı oldu bu. Neyse. Bu akrilik boyayı biraz sulu yapmışım. Kuruyacak diye. Neyse zaten bu prototip. Yapacak bir şey yok. Fazla gitti. Siz buna dikkat edin. Bu şekilde yapmayın. Neyse. Fazla almışız. Kalın kaşlı kız oldu bu ya. Olsun kalın kaşlı kızımız olsun. Dediğim gibi hata yaptığınız zaman dönüşü olmuyor bunda. Dikkatli olacaksanız. Normalde bu olmazdı ama bu kuruyor diye ben bunu biraz sulandırdıydım arkadaşlar. Bu biraz sulu olduğu için iç gözükebiliyor mu bilmiyorum. Bayağı bir sulu. Hani bunun gibi değil. Kuruyacağı için sulandırıp bunun içine koymuştum. Onun şey oldu. Yoksa şu şekilde koyu kıvamda olsa o şekilde olmuyor. Hani dediğim gibi istediğimiz şekilde sürebilirim bunu. O birden lıp diye aktı. Bu tahta emdi tabii onun haliyle. Siz de buna dikkat edin artık. Yapacak bir şey yok. Başka ne yapabiliriz? Bir dakika. Ayakkabıları kalmış. Hemen ayakkabılarını yapalım. Evet. Gayet güzel oldu. Kaş hariç. Gayet güzel oldu. Hemen şey yapalım ya. Bir de ağız yapalım. Ağzı da pembe olsun. Dediğim gibi gördünüz mü? Koyu olduğu zaman sıkıntı olmuyor. Ben bunu sulandırdıydım. Ondan öyle oldu. Biraz da şöyle gülsün ağzı. Güzel. Evet. Boyama işlemimiz de tamam. Şunları şöyle kaldıralım hemen. Şimdi boyama işleminden sonra bunu güzelce kuruyor tabi. Bundan seri üretim yaptığınız zaman bir sürü hepsini kurutuyorsunuz bunların. Kuruduktan sonra arkadaşlar ben şöyle bunu alayım şu köşeye. Hemen şu tarz tüllerimiz var. Hemen nasıl yapıldığını size göstereyim. Bu tülümüzü hemen şunları da hazırlayalım şöyle. Burada sıcak silikon da kullanabilirsiniz ama sıcak silikon atıyor belli bir süre sonra. Atmaması için yapıştırıcı kullanıyorum ben poligon. Pelikanın. Şimdi bunu ikiye katladık. Sonra tekrar sola doğru, yana doğru ikiye katlıyoruz. Şu şekilde bir üçgenimiz oluşuyor. Gördüğünüz gibi. Hemen bir tane arkadaş alıyoruz. Arkasına. Bolca yapışkanımızı sürüyoruz. Ki sonra düşmesin diye. Bu kadar yeter. Tabii fazla da abartmaya gerek yok. Tam ortalayıp yapıştırıyoruz. Arkasını çevirelim. Biraz da yapışkan sıktıktan sonra mıknatısımızı hafifçe bastırıyoruz. Tabii dediğim gibi her aşama arkadaşlar kurutma çok önemli. Hani kalıp döktükten sonraki, boyadıktan sonra şu aşama yani hemen bir şey yapmayın. Bunu yaptıktan sonra şu şekilde bırakın. Yani şimdi neye göre? Sallıyorum akrilik boya 10 dakikada kuruyor veya 5 dakikada kuruyor. Yapışkan 15 dakikada kuruyor. Bu süreyi tanıtın yani. Kesinlikle beklerseniz ürün sağlıklı olur. Peş peşe yaparsanız kurumadan sizin elinizde bir şey olmasa da müşterinin elinde tık diye düşer. Sonra müşteri de size bir daha iş vermez. Dediğim gibi hani işinizi güzel sağlam yapmak istiyorsanız her aşamada güzelce kurutacaksınız. Şimdi bunu yaptıktan sonra bu arkadaşı kurumaya bekleyelim. Şurada kurumuşlar var. Mesela iş bitti. Hemen hemen. Şu şekilde arkadaşlar bunları da baskıcılardan çıkartıyoruz. Tasarımı mesela biz kendimiz yapıyoruz. Hazır kalıplar var. İçine ismini falan sadece şu ismini yazıyorsun. Baskıcıya gönderiyoruz. İşte 50 tane, 100 tane, 300 tane kaç tane hemen çıkartıyor arkadaş sağ olsun. Bunları kesip hemen buna zımbalayabiliyorsunuz. Mesela şu şekilde koyduk da şöyle zımbalarsanız elinize sağlık işte. 10 numara bir kokulu taş. Dediğim gibi bunda dikkat edilecek birkaç püf nokta var. Hani boyamada dikkat edeceksiniz.
Özellikle en önemlisi her aşamada kurutma arkadaşlar. Kesinlikle kuruma süresi tanıyın. Özellikle taş gördükten sonra bir 24 saat kesinlikle bekleyin. Ve diğer aşamalarda da güzel bir şekilde 15 dakika, yarım saat, 1 saat kuruma şansı tanıyın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ürünümüz bu. Elimizden geldiği kadar yapmaya çalıştık. Sadece benim hatam siyah akrili biraz cıvık bıraktıydım. Ondan dolayı kızımız kalın kaşlı oldu. Onu nereye koymuşuz? Kara kaşlı kız oldu. Evet, elimizden geleni yaptık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi bu işe yeni başlayan arkadaşlar onlara yardımcı olmak için bir ön ayak olabilmek için bu videoyu çektim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma da abone olup like atarsanız çok sevinirim. Hoşça kalın.